Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte yazım kuralları ile ilgili bir ders yapacağız. Arkadaşlar, yazım kuralları ile ilgili dersimizde hangi konu başlıkları var? Birincisi büyük harflerin kullanıldığı yerler. İkincisi sayıların yazımı. Üçüncüsü birleşik kelimelerin yazımı. Dördüncüsü kısaltmaların yazımı. Beşincisi bazı bağlaç, kelime ve eklerin yazımı. Altıncısı da arkadaşlar yazımı karıştırılan sözcükler. Şimdi bununla ilgili bir şemamız var. Yazım kuralları ile ilgili. Biz şimdi arkadaşlar derslerimizde bu konuları sırasıyla işleyeceğiz. Şimdi bugünkü dersimizde büyük harflerin kullanıldığı yerler nerelermiş onları bir öğrenelim birlikte. Konuyu anlatırken arkadaşlar çok fazla yorum yapmayacağım. Verilen örnekler üzerinden gideceğim. Çok fazla konuyu dağıtmaya, örneklerle boğmaya niyetim yok. Şimdi birincisi arkadaşlar cümleler büyük harfle başlar. Örnek verecek olursak elindeki kitabı bize tanıttı. Kapıyı 60 yaşlarında bir teyze açtı. Cümleleri çoğaltabiliriz. Hemen hemen yani çoğu dillerde arkadaşlar cümleler büyük harfle başlar. Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Evet, başkasına ait bir sözü birisine aktarıyorken ve tırnak içerisine alıyorsak onu büyük harfle başlatıyoruz. Örnek, Ayşe gelirken bıçakla çatal da getir diye bir aktarım var orada. İki noktadan sonra arkadaşlar gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra gelen kelimeler cümle niteliğinde değilse, örneklerse o zaman onlar büyük harf olmaz. Örnek, size tavsiyem şu, her zaman düzenli çalışın. Bakın burada bir cümle var tavsiye niteliğinde ve o cümleyi biz arkadaşlar iki noktadan sonra büyük harfle başlatıyoruz. Lakin eğer arkadaşlar iki noktadan sonra, bakın rafta ne yok ki, şimdi burada biz örnekleri sıralayacağız. O yüzden burada büyük harf kullanmayacağız. Konserveler, şekerler, kutular gibi örnekleri devam ettirebiliriz. Şiirlerde arkadaşlar dizeler genellikle büyük harfle başlar. Örnek, vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Dizelerin hepsi arkadaşlar büyük harfle başlar. Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adları ve soyadları da büyük harfle başlar. Özel isim arkadaşlar aklınıza gelecek her şey. İnsan ismi olabilir veya farklı bir özel isim olabilir. Hepsi büyük harfle başlıyor. Örnek verecek olursak Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek veya Cengiz Aytmatov veya Süleymankul örnekleri devam ettirdiğimiz zaman onlar özel isim olduğu için büyük harfle yazacağız. Takma adlar, yani arkadaşlar bir şair, bir edebiyatçı kendi özel ismini kullanmayıp farklı bir isim kullanabilir. Yani Kliçka dediğimiz lakap farklı bir isim kullanabilir. Örnek Avni Fatih Sultan Mehmet demiş. Demirtaş Ziya Gökalp diye. Evet, farklı bir isim kullandığında büyük harfle. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri de arkadaşlar büyük harfle başlar. Örnek Kadı Mehmet Efendi, Avukat Mustafa, Zeynep Hanım veya öğretmenlerinizin isimlerini neyse örnek işte Aygül Ece, Çolpun Ece, Azamat Agay vesaire. Onları da büyük harfle yazacağız. Hayvanlara verilen özel adlar da büyük harfle başlar. Ama şöyle arkadaşlar, her hayvanın, normal sıradan bir hayvanın ismini büyük harfle yazmayacağız. Eğer siz o hayvana özel bir isim verdiyseniz o hayvanın ismini büyük harfle yazacağız. Örnek gofret veya çikolata veya çomar, zeytin, karabaş gibi. Burada bir örnek cümle var. İşte kendi köpeğin ismini Çakır koymuş ve o cümle, bakın arkadaşlar, o kelime cümlenin içerisinde büyük harfle yazılmış. Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Yani dayı, teyze, hala, yenge, nine, enişte onlar büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Lakin eğer onlar örneğin mahallenizde, yaşadığınız yerde eğer birisine ait özel isim olmuşsa artık mesela ne diyelim Ayşe teyze mesela insanların sevdiği birisi olmuş ve normalde sizin teyzeniz değil ama o özel ismi olduğu için Ayşe teyzenin A'sı da T'sı da büyük yazılacak arkadaşlar. Bakın burada örnek var. Nene Hatun veya Susuz Dede veya Müslüm Baba gibi. Şimdi arkadaşlar hitap kelimeleri de büyük harfle başlar.
Diyelim ki müdür bey konuşma yapacak. Sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenler, değerli arkadaşlar diye başlayacağı zaman o aradaki saygı ifade eden, hitap ifade eden kelimelerimizi de büyük harfle başlatacağız. Sonra arkadaşlar, yani makam, mevki, ünvan olan kelimeler de büyük harfle yazılır. Örnek verecek olursak, işte sayın belediye başkanım, sayın valim, sayın milletvekilim, sayın cumhurbaşkanım dediği zaman onlar da büyük harfle yazılacak. Burada örnekleri görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar, millet isimleri, dil isimleri, işte boy, oymak isimleri hep de büyük harfle başlar. Mesela Türk, Alman, İngiliz, Özbek, Kırgız, Rus fark etmez. Bununla birlikte dil isimleri de büyük harfle başlıyor. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Kırgızca. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki bir yere ait özel bir isim ortaya çıkmış. Onun yer ismi büyük harfle başlayacak, kalanı küçük. Örnek Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Latin alfabesi vesaire. Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri vesaire. Din veya dinle ilgili arkadaşlar, özel kelimeler de büyük harfle başlar. Müslümanlık, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik vesaire. İşte dinle alakalı az önce söyledik arkadaşlar. Eğer kutsal, yani değerli sayılan kelimeler de büyük harfle başlar. Örnek Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele. Burada din farkı, din ayrımı yok arkadaşlar. Her dinin kendine özel kelimeleri vardır. Kendine özel kutsal saydıkları şeyler vardır. Onları büyük harfle yazacağız. Evet. Diyor ki notta, Tanrı, Allah, İlah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Mesela örnek cümle, eski Yunan tanrıları. Diyelim ki eski Yunan tanrılarıyla alakalı bir şey anlatacak. O zaman özel isim olmadığı için küçük harfle devam ediyor. Arkadaşlar, coğrafi terimler de büyük harfle başlar. Eğer coğrafi bir terimse, mesela Mars, Dünya, Güneş, Halley gibi devam edecekse, onlar özel isimle yazılır. Lakin eğer coğrafi bir terim değilse, dünya, güneş, ay, yıldız veya gezegenle ilgili ne olursa olsun büyük harfle yazılmaz. Bakın arkadaşlar, burada güneş doğmaz oldu dünyama. Burada bir artık şiir mi yazıyor veya cümle mi yazıyor? Orada küçük harfle yazmış. Yer adları arkadaşlar büyük harfle başlar. Yani kıta olsun, ülke olsun, bölge olsun, il olsun, şehir olsun. Mesela Asya, İç Anadolu, Konya, Oş, Batken, Narın, Talas vesaire. Arkadaşlar, yer yön bildiren doğu, batı, güney, kuzey kelimeleri, bu sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle yazılır. Bakın, tek başına kullanıldıklarında. Ama özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle yazılır. Mesela siz Doğu Anadolu'yu gördünüz mü? Bakın arkadaşlar, Anadolu kelimesi özel isimden önce kullanıldığı için büyük harfle başladı. Lakin Anadolu özel isimden sonra kullanıldığı için de küçük harfle başlar, konuma düştü. Arkadaşlar, mahalle, cadde, sokak, meydan isimleri arkadaşlar, eğer özel isimse bunlar ne yapar? Büyük harfle başlar. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, Toktogul Caddesi vesaire. Evet, ama arkadaşlar, özel ada dahil değilse, yani özel ad ile birlikte değilse, o zaman küçük harf olur. Mesela Konya ili, burada herhangi bir şehir veya bir yeri anlatacaksa, bakın arkadaşlar, özel isim büyük harfle ama kalan yer ismi küçük harfle devam ediyor. Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ vesaire arkadaşlar büyük harfle yazılır. Ağrı Dağı, Çoruh Nehri, İstanbul Boğazı. Çünkü artık bunlar arkadaşlar özel isim haline dönüşmüştür. O yüzden büyük harfle yazılıyor. Bunun aynı buna benzer
İşte turistik bir yer varsa saray, köşk, han, kale, köprü ne varsa onlar da büyük harfle yazılır. Burada örneklerini görüyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bu özel yerler, özel isimden sonra bir kesme, bir ayırma işareti kullandığımız zaman özel ismi büyük harfle yazacağız. Kalanları küçük şekilde devam edecek. Örnekleri burada görebiliyoruz. Evet, kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar arkadaşlar. Yani devletin resmi makamlarına ait ne varsa onların hepsi veya kurum kuruluş da olabilir, özel kuruluş da olabilir. Onlar arkadaşlar büyük harfle yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Kırgızistan Büyük Millet Meclisi, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire örnekleri arkadaşlar siz de buradan çoğaltabilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar bir özel firma, özel şirket var. Onun ismi de büyük harfle yazılmış. Yapılan ihaleyi yeşil inşaat kazandı diye bir örnek cümle verilmiş. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının da her kelimesi arkadaşlar büyük harfle başlar. Yani yazılan zakonlar veya işte bir yönetmelik varsa onunla ilgili arkadaşlar kelimelerimiz de büyük harfle başlıyor. Mesela medeni kanun, Türk bayrağı, tüzüğü vesaire. Kitap, dergi, gazete isimleri de arkadaşlar ne olur? Özel isim olduğu için arkadaşlar onlar da büyük harfle yazılır. Nutuk, Safahat, kendi gök kubbemiz. Buradaki kitapların isimleri de büyük harfle yazılır. Ama arkadaşlar özel ada dahil olmayan yani özel ad olmayan gazete vesaire isimleri büyük harfle başlamaz. Mesela Milliyet Gazetesi, Türk Dili Dergisi diye devam ediyor. Evet. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı, özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında aralarda bulunan arkadaşlar bağlaçlar ne olur? Küçük harfle yazılır. Ama eğer bu kitap vesaire isimlerin tamamı büyük yazıldığında o zaman aradaki bağlaçlar da büyük harfle yazılır. Bakın burada mai ve siyah, suç ve ceza bunlar arkadaşlar ne olmuş? Özel isimlerin baş harfleri büyük yazıldığı için kalanlar küçük olduğu için aradaki bağlaçlar da küçük olmuş. Ama alttaki gibi büyük olduğu zaman bağlaçlar da büyük olarak devam ediyor. Tarihi olaylar arkadaşlar, tarihi eski çağda yaşanan olaylar, zamanlarda büyük harfle başlar. İlk çağ, yeni çağ, yakın çağ veya milli edebiyat dönemi gibi. Evet. Arkadaşlar ulusal, resmi veya dini bayramlar, kutlanan günlerde büyük harfle yazılır. İşte Nevruz Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yeni Yıl Bayramı vesaire bunlar da arkadaşlar büyük harfle yazılır. Eğer arkadaşlar bir toplantı, bir şölen, bir festival, bir açık oturum gibi düzenlenen organizasyonlarda büyük harfle yazılır. Mesela uluslararası Türk Dili Kurultayı veya uluslararası Türkçe Olimpiyatları veya uluslararası Türkçe Festivali vesaire. Evet, özel adlardan türetilen bütün kelimeler arkadaşlar büyük harfle başlar diyor. Yani özel isimlerin yanına gelen bütün ekler ne olursa olsun özel isim olduğu değişmez. O yüzden büyük harfle başlar. Türklük, Türkçe, İstanbullu, Oşlu, Avrupalı vesaire. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa arkadaşlar o büyük harfle başlamaz. Mesela Don Kişotluk yapma arkadaşım diye bir cümle söylediği zaman normalde Don Kişot özel isimdir ama Don Kişotluk yapma dediği zaman gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma anlamında söylediği için özel anlam, özel isim o manayı kaybettiği için küçük harfle devam ediyor. Para birimleri büyük harfle yazılmaz arkadaşlar. Avro, dinar, dolar küçük harfle yazılır. Evet, özel isimlerin arkadaşlar yerine şahıs zamirleri kullanılırsa büyük isimle, büyük harfle yazılmaz. Örnek, arkadaşımla konuşurken birden o geldi. Evet, burada o şahıs zamirini büyük harfle yazmıyoruz, küçük harfle yazıyoruz. Belirli bir tarih, özel bir günü bildiriyorsa arkadaşlar onu büyük harfle yazacağız. Ama
Eğer özel bir durum, özel bir günü bildirmiyor, sıradan bir tarih bildiriyorsa onu küçük harfle yazacağız arkadaşlar. Bakın burada her iki örnekte de görebilirsiniz. Burada bir sınavın yapılacağı tarih bildirilmiş. Bu özel bir tarih, özel bir gün olduğu için büyük harfle yazılmış. Fakat burada arkadaşlar özel bir tarihi bildirmediği için küçük harfle yazılmış. Arkadaşlar, tabelalar, levhalar bize gideceğimiz yönü veya bize verilen bilgiler için yapılmıştır. Bunlarda yazılan yazılarda büyük harfle yazılır. Evet, burada bakın bir yangın çıkış levhası tabelası görüyoruz. Büyük harfle yazıldığını da görebiliyoruz. Evet, burada örnekleri çoğaltabiliriz. Giriş, çıkış, müdür, müdür yardımcısı vesaire, öğretmenler odası. Evet, kitap, bildiri, makale gibi ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır diyor arkadaşlar. Kitap isimleri vesaire, yazılan makaleler veya bildiriler arkadaşlar, ana başlıktaki kelimelerin tamamı büyük yazılır. Alt başlıktaki kelimeler ise küçük harfle devam eder. Evet, burada bir uyarı var. Kitap, dergi gibi kelimelerde arkadaşlar bulunan resim, çizelge, tablolar altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Diyelim kitap içerisinde bir resim var, açıklayıcı bir yazı var. O büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz diyor arkadaşlar. Burada da bize bir detay veriyor. Eğer açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse o zaman sonuna nokta koymayacağız. Arkadaşlar şimdilik bu dersi burada ben noktalıyorum. İnşallah bir sonraki dersimizde sayıların yazımı hakkında ders yapacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.